Spor kulübümüzün değerli başkanı, bugüne kadar başkanlık yapmış kıymetli başkanlarımız, tüm spor kulüplerimizin değerli başkanları, siyasi partilerimizin değerli ilçe başkanları, meclis üyelerimiz, muhtarlarımız, sivil toplum kuruluşlarımızın değerli temsilcileri, çok kıymetli hanımefendiler, kız kardeşlerimiz, ablalarımız, değerli basın mensubu arkadaşlarım, değerli hocam, kıymetli futbolcularımız, altyapıdan inşallah geleceğin yıldızı olacak evlatlarımız. Velhasılı kelam, kendisini Sultan Gazi'nin bir paydaşı bilen, Sultan Gazi'nin bir değeri bilen, Sultan Gazi'ye bir hikayesi olan, Sultan Gazi ile ilgili bir sevdası olan, bu ilçeye dair bir muhabbeti olup bu ilçenin takımına da kalben, şekilen değil, kalben bağlı olan herkes, 2022-2023 sezonumuz hayırlı, uğurlu olsun. Açılış programına hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Bir mücadeledir, bazen kazanılır, bazen kaybedilir ama bu mücadeleden asla vazgeçilmez, asla vazgeçmeyenlerin bulunduğu semtin adı Sultan Gazi. Tribününde kardeşlerimizin yıllardır o muhabbeti paylaştığı, hemen bakıyorum, Salih kardeşim, Hamza kardeşim, onlar tribünde yine değerli kardeşlerimiz. Futbolcu kardeşlerimiz sahada, Nevzat Başkan başladığından beri, Fırat Başkan, değerli başkanların, bu kulübe kıymetli emekleri, yöneticilerin sahada yıllardır Eyüp abi gibi ter döküp hala ben her an hazırım, kadroda açık varsa ben buradayım diyenlerin bulunduğu, bu muhabbetin bütün siyasal farklılıklar, renkliliklerin çok üstünde bir kavramsallığın olduğu bir coğrafyanın adı değil mi Hamza? Burası Sultan Gazi Spor. Ve sadece Sultan Gazi Spor nezdinde değil, İsmet Paşa gibi, Gençler Birliği Spor Kulübü gibi, yine burada tüm kulüplerimizin kıymetli başkanları var. Onların da bu ilçeye kattığı değerler çok kıymetli ve değerli. Suat Bey'in her paylaşımında olduğu gibi değil mi? Bizim en üst hissiyatımız bu. Bu muhabbeti ancak burada yaşayanlar biliyor. Evet, bu ilçe 550 bin kardeş ama bu kardeşin bir de öz paydaşları var. Aynı zamanda sadece sözde değil, eylemde de bu desteği gösterenler var. Değerli sponsorlarımız var. Sözde birbirimizi seviyoruz ama radyoda söylüyorum, aşk eylem ister. Değil mi Cabbar Başkan? Muhabbet eylem ister. Bu anlamda da bu eylemi sergileyen ana sponsorumuz Ercan Karabayır'a, yine değerli sponsorlarımız Hasan Karabayır ve Emrah Karabayır'a kalben ve muhabbete teşekkür ediyoruz. Birazdan onların da duygu düşüncelerini almak isterim. Doğru mu Halil Bey? Kıymetli vekilim, Allah razı olsun. Sizlere de ayrıca teşekkür ediyoruz. Programda büyük emeğiniz var. Şimdi ben müsaadelerinizle önce kıymetli başkanımıza açılış konuşmaları yapmak üzere ev sahibi olarak, işin başındaki isim olarak, belki de hepimizin heyecanı var ama en büyük heyecan mutlaka Osman Başkan'da, biliyorum. En büyük hissiyat onda değil mi Oktay abi? İnşallah biz de sonuna kadar kıymetli başkanımızın yanında olacağız. Bu destekle beraber bir bütün olarak, kazandığımızda da kaybettiğimizde de, ama sonunda inşallah bu sene o sene diyerek şampiyonlukla inşallah finale kavuşmuş olacağız. Ben değerli başkanımıza mikrofonu vermek istiyorum. Şöyle muhabbet dolu alkışlarınızla kıymetli başkanım Osman Cengiz'e, değerli başkanım. Lütfen buyurun. Sayın Valim, siyasi partilerimizin değerli başkanları, temsilcileri, çok değerli Sultan Gazi Kulüpler Birliği Başkanım, çok değerli yönetim kurulu üyelerimiz, Sultan Gazi Spor Kulübü'nün geçmişte başkanlık yapmış, emek vermiş yönetimleri ve başkanları, Fırat Başkan, Nevzat Başkan, yine Taraftarlar Derneği başkanlarımız Salih ve Hamza Başkanlar, hanımefendiler, beyefendiler, minik topçularımız, altyapımızın minik topçuları, inşallah geleceğin büyük topçuları olacaklar. Hanımefendiler, onların velileri, anneleri birlikte emek veriyorlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bu açılışımıza şeref verdiniz. Sağ olun, var olun. Değerli dostlar, Ümit kardeşimizin söylediği gibi Sultan Gazi bir sevda. İşimize işlemiş bir sevda.
her alanında, her sokağında, her faaliyetinde içinde olan insanları hep burada görüyoruz. Bu nedenle belediye başkanımızın sağ olsun çok güzel bir lafı var. Şehir her fonksiyonuyla gelişmeli derdi. Biz aynı temenniye yürekten katılıyoruz. Şehir her fonksiyonuyla gelişmeli. Bunun bir tarafı da spordur. Onun yıllardır, 12 yıldır Bal Ligi'nde temsilcisi de Sultan Gazi Spor Kulübü'dür. Bizim acizane başkanlığını yaptığımız kulüp aslında bu ilçenin temsilcisi konumunda olan kulüptür. Bu nedenle hepimizin ortak değeridir. Biraz önce Cabbar Başkan'la karşılaştım. Kendi açılışıma gitsem, İsmet Paşa Spor Kulübü açılışına gitsem ancak bu kadar heyecanlı olurum dedi. Çok haklı. Bütün diğer amatör kulüplerimiz için de bizim kulübümüz ortak değerimizdir. Onlar da bizim kulübümüz. Biz de onlara aynı temennilerde bulunuyoruz. Ama sahiplenme konusunda aynı hassasiyeti herkesten bekliyoruz. Değerli dostlar, 12 yıldır Bal Ligi'ndeyiz. Hiç düşmedik. Ancak 2016'da bir final maçı oynadık. Konya'da dramatik bir sonuç. 86. dakikaya kadar şampiyon bir takımdı ama 86'da futbolun güzelliği belki de, heyecanı belki de burada. Penaltı oldu, 1-1 oldu. Sonra penaltılarda kaybettik ama o günkü azmimizi bugün tekrarlamak istiyoruz. Yani yarım kalan işimizi inşallah bu dönem içerisinde tamamlamak istiyoruz. Yine o gün takımımızın başında olan şampiyon takımın hocası yine bizimle beraber güzel bir kadro mühendisliği yaptık. İnşallah 25'inde muhtemelen lig başlayacak. Ben çok umuyorum ki çok zevkli, çok agresif maçlar izleyeceğiz Cebeci'de, Cebeci Arena'da, Arena diyoruz çünkü. Bu nedenle biz özellikle minik yavrularımızı da buraya getirdik. Sizler de bu heyecanımıza katıldınız, ortak oldunuz. İstedik ki bu tür organizasyonlar bu miniklerimiz de görsün, önlerinde bir hedef olsun. Özellikle eğer biz bir profesyonel lige çıkarsak bu minik yavrular, sadece Sultan Gazi Spor Kulübü'nün altyapısındakilerden bahsetmiyorum. İsmet Paşa'dan olanlarda, Malkoçoğlu'dan olanlarda, Gençler Birliği'nde olanlarda, Zara'dan olanlarda, Gazi Mahallesi'nde olanlarda hepsinden bahsediyorum. Hepsinin bir hedefi olacak. İlçemizin bir profesyonel takımda oynamak için çaba sarf edecekler. Biz de onlara bu yolu açmak istiyoruz. Gayretimiz aslında büyük ölçüde bu yönde. Bu nedenle gayretimize destek verenler, sponsorlarımıza özellikle ve kulübümüze destek olan özellikle yönetim kuruluna ve destekçilerimize, bağışçılarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Ve bugünkü heyecanımıza ortak olmak için burada bulunduğunuz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Şeref verdiniz katılımınızda. Sağ olun, var olun. Eyvallah değerli başkanım, çok teşekkür ediyoruz. Biraz önce ifade ettiğiniz gibi kıymetli paydaşlarımız var içerimizde. Yine SUGAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Durmuş Başkanımızla beraber, yine bu yol hikayesinde her zaman bizimle beraber olan değerli belediye başkanımız Avukat Abdurrahman Dursun'a da kulübümüze gösterdiği katkı ve desteklerden dolayı teşekkürlerimizi iletiyoruz. Yine sivil toplum kuruluşlarımızın değerli paydaşları var içerimizde. Önemli iş kolları, onlardan bir iş kolu da İSAT. Bu anlamda da değerli başkanımız Oktay Bey de bizlerle beraber inşallah katkılarını da daim bekliyoruz. Biraz evvel paylaştım. Değerli sponsorlarımız var. Tüm sponsorlarımız adına da yine ilçemizde çok kıymetli, her sene olduğu gibi bu sene de Sultan Gazi Spor'un yanında değerli ana sponsorumuz Sayın Ercan Karabayır'a duygu düşüncelerini almak istiyorum Ercan Başkan. Birkaç kelamla da olsa fikirlerin bizim için kıymetli. Lütfen buyur. Şimdi çok protokol konuşması yapmayacağım. Hepiniz hoş geldiniz. Önemsiyorum. Çocuklarımızı önemsiyorum. Önemsiyorum. Gençlerimizi önemsiyorum. Geleceğimizi önemsiyorum. Bir gelişimin en önemli noktasıdır spor. Çocuklarımıza bedenleriyle, enerjileriyle kendilerine katacak
bir şeyler lazım. Bunu da sporla yapıyoruz. Ben Sultan Gazi'liyim. 1978'den beri Sultan Gazi'liyim. Sultan Gazi ile ilgili çok hayallerimiz vardı. Olaya da devam edecek ama bizim hayallerimizin, benim hayallerimin en ana teması gençlerimiz ve çocuklarımız. Çocuklarımız için her daim elimizden gelen her şeyi yapacağız. Yapmaya devam edeceğiz. Sultan Gazi Spor Kulübü değerli bir kulüp. Bizim temsilcimiz, gençlerimizin hayal kuracağı bir nokta ve biz onların hayallerine ortak olmak istedik. Başkanımıza teşekkür ediyorum. Yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Siz değerli katılımcıların hepsine teşekkür ediyorum. Çocuklara demin hepsiyle tanıştım. Çok teşekkür ediyorum. Arkada sporcularımız var. Umutlarımızsınız. Size de teşekkür ediyorum. Hepiniz çok sağ olun, var olun. Şeref verdiniz. Eyvallah Ercan Başkan. Çok teşekkür ediyoruz. Biraz evvel paylaştık. Biz Gazi Spor'un maçlarında da tribündeyiz. Bu arada Hüseyin Gencer dostumun da doğum günü yarın. Allah uzun ömürler versin Hüseyin Bey'e de. Spor kulüpleri dedik, tabii bütün spor kulüplerinin buluştuğu noktada Burak Ateş Başkan'ın da çok büyük emekleri var. Burak Başkan'a da bu kıymetli çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. İlçemize kattığı çok kıymetli değerlerden dolayı sağ olsunlar, var olsunlar. Ve sahada yıldızları göreceğiz. Ben tek tek önce futbolcuları davet edeceğim. Sonrasında teknik heyeti, hocamızın duygu düşüncelerini en son alacağız. Çünkü son sözü onlar söyleyecekler. Biz bitti demeden bitmeyecek inşallah. Ben kaleyle başlamak istiyorum. Dudullu Spor'dan oynadığı takım, doğru mu Halil Bey? Sayın Vekilim. Kalecimiz Özcan Coşkun'u alkışlarınızı alalım mı? Bir numara Özcan Coşkun. Daha coşkulu alkışlar. Adem abi çek bunları çek. Sultan Gazi Spor işte bu sene. O sene. Bütün takımı bana göre sol tarafa alacağım. Yine Sultan Gazi altyapıdan gençler geliyor gümbür gümbür. Jirhat Fevzioğlu. Hadi Jirhat. Sultan Gazi'nin gençleri altyapıdan. Ercan Başkan dediğin gibi biz gençlere çok güveniyoruz. Harikasınız. Yine altyapıdan. Eyüphan Odunkıran. Kale gençlerimize emanet. Geçiliyor. Rabbim bizi mahcup etmesin inşallah. Bu ilçenin her değerlisini Mustafa Bey. Eyvallah. Kastamonu özel idare eden sağ bekte Murat Damrakaya. Sultan Gazi Spor bizim de ter döktüğümüz, sevdamız, yıllarımız, hayallerimiz Sultan Gazi Spor. Bunu ancak yaşayan bilir. Sultan Gazi'yi kalbiyle hissedenler bilir. Bu ancak spordan yine transferimiz. Sağ bekte Abdullah Şahin. Sol bekte Kastamonu özel idare eden transferimiz Mustafa Aksoy. Her sokağa paylaşın, sosyal medyada paylaşın. Bundan sonra maça gidirken herkes eşi, dostu, konu, komşuyu çağırıp gelsin. Basın zillere. Sokakta herkes gelsin. Kimseye uyumayın. Rahat bırakmayın kimseyi. Bursa Kültür'den stoperimiz Feyzullah Saray.
bağlanmış bir takım. Birbirine koşulsuz bağlı bir takım. Sağda, tribünde, sokakta, caddede, meydanda, her yerde Sultan Gazi Spor. Erenler Spor'dan transferimiz, stoperimiz Yasin Emir Kızılaslan. Hadi Yasin, süpersin. Orta sahaya geldik bile. Orta sahada transferlerimiz var. Sultan Gazi Spor bu sene orta sahada transferleri var. Paylaşın, paylaşın. Tekirdağ'da, orta sahada Azat Gümüş. Yine orta sahadayız. Yine transferimiz. Sultan Gazili kendisi. O da bir Sultan Gazili. Gaziantep Ankas'tan orta sahada Ümit Kocabaş. İşte Sultan Gazi. Çünkü biz Sultan Gazi'liyiz. Yine orta sahadayız. Sultan Gazi'de birlikteydik. Burak Çakır. Milli futbolcumuz. Gururumuz Burak. Bağcılar'dan transferimiz İsmail Sarı. Sultan Gazi altyapıdan yine bu sene bizimle Emir Berçin. Hadi Emir. Bu gençler bizim gençler. Bu gençler Sultan Gazi'nin hayalleri, geleceği. Çünkü biz bu ülke sevdalıyız. Aşkımız, muhabbetimiz Sultan Gazi. Aydın Çile'den transferimiz Burhan Demir. Yine Sultan Gazi'ydik. Birlikteydik. Beraberdik. Serhat Kaymaz. Hadi Serhat. Yine devam. Forvet arkasına Manisa Sanayi'den transferimiz var. Mustafa Allah'ım bizi mahcup etme. Bu ülkenin sevdaları mahcup etme. Çünkü samimiyet var. Muhabbet var Sultan Gazi Spor'da. Mardin'den transferimiz. Forvet'teyiz. Gol kralları geliyor. Mustafa Coşkun. Eyüpspor'dan transferimiz Arda Hatipoğlu. Hadi gelsene, şampiyon izlesene, paylaşın. Yalova Kadıköy'den transferimiz Oğuzhan Mutlu. Altyapıdan gençler geliyor. Sultan Gazi'nin gençleri geliyor. Bu ülkenin çocukları, bu ülkenin evlatları geliyor. Sultan Gazi altyapıdan. Onları daha çok alkışlayın. Kaan Yaprak. Hadi Kaan. Adahan Süt. Gol kralımız geliyor. Görkem Karakuş. Enes
gençler. Helal olsun. Eren Ademir. Ve Fatih Özcan. İşte gurur tablosu. Çocuklarıyla, gençleriyle, kulübüyle, taraftarıyla. Bu sevda böyle bir şey. Tribünde Salih kendini kaybedince bazen kızıyordum Salih'e, bir sakin ol diye. Anonsta bak, kendimizi kaybediyoruz. Bu iş sevda işi değil mi Salih? Vallahi haklısın. Bu iş Salih. Amca, bu iş sevda işi. Yardımcı antrenörümüz söz onlarda. Çatalca Spor'da değerli hocamız Fatih Duman. Gel hocam, gel. Şampiyon sizi bekliyor. Gel hocam. Kaleci antrenörümüz Ali Beyköy Spor'dan Ahmet Ertürk. Ve şampiyon takımın hocası geliyor. Bursa Spor altyapıdan. Hep hayallerimiz birlikteydi. Hocam Konya'da benim bir cep telefonum kırıldı. Yemin ediyorum sinirden. Fırlatıp hayatımda ilk defa cep telefonumu görmüştüm. Memnun Fidan. Hocamıza büyük alkış. Memnun hocam geliyor. Şimdi ses ver abi. Altyapıdan Zafer hocamızı alalım mı? Alkışlar Zafer hocam, seni de buraya alalım. Hocam, süpersiniz. Hocam, söz sahada sizin olacak. Sizde olacak ama burada da duygu düşüncelerinizi alalım. Kıymetli hocama vermek istiyorum mikrofon. Sayın Valim, değerli başkanım ve başkanlarım, şahsen tanıdığım için söylüyorum, diğer başkanlarım da muhatap olduğum için. Sevgili, değerli yönetim kurulu üyelerimiz ve bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan, yüzlerine aşina olduğum değerli taraftarlarımız, küçüklerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri aramızda görmekten son derece mutlu olduk. Hoş geldiniz, sağ olun, var olun. Sultan Gazi Kulübü ile ilk tanışmam 2014-2015 yılında oldu. Ve son derece güzel, büyük başarılar elde ettik. Arkasından 2015-2016 senesinde de yine şampiyonluk tatmak nasip oldu. Fakat sonunu ben getiremedim ama başlangıcını, temellerini bana atmak nasip oldu. Yani bu kulüpte son derece güzel, mutlu, sizlerle beraber 2 yıl geçirdim. Klişe bir laf var, belki bütün herkes bunu söylüyor ama yarım kalan bir şey vardı o zaman hem benim kalbimde hem de Sultan Gazi Camiası'nda. İnşallah temennim bu yıl bu yarım kalan ve Sultan Gazi Camiası'na, taraftarına yakışan şampiyonluğu sizlere hediye etmek üzere geldik. Ben, ekibim ve futbolcularım adına lütfen bizden desteğinizi esirgememenizi rica ediyoruz. O coşkulu taraftarı ben tekrar tribünde görmek istiyorum. Tekrar hepinize saygılar, sevgiler. Teşekkür ediyorum. Hocam harikasınız. Bu arada altyapıdaki kardeşlerimize gurur duyuyoruz. Genç takımda, altyapıdaki evlatlarımızla. Burada biz bizeyiz. Usulen, Eyüp abi usulen böyle herkes birkaç kelam etti ama diyoruz ki herkesin Sultan Gazi adına söyleyecek sözü var. Mutlaka duygu düşüncesini birkaç kelamla paylaşmak isteyen varsa, hangi dostumuz isterse mikrofonu uzatmak istiyorum. Böyle fikir, düşüncesi, buradaki hissiyatını paylaşmak isteyen varsa, değerli basın mensup arkadaşlarıma özel olarak teşekkür ediyorum. Adem Bey, Hüseyin Bey'e, bugün bizlerle beraber olan, biraz evvel de paylaştık. Sultan Gazi Spor'un şampiyonluğu, Gazi Spor'un, İsmet Paşa'nın, Gençler Birliği'nin hepsinin başarısı bizim başarımız. Biz ayrımsız bütün kulüplerimize beraberiz. Burak Başkan belki bir iki kelam etmek ister ve duygu düşüncelerini paylaşmak isteyen olursa da verip ardından toplu fotoğrafla finali gerçekleştireceğiz.
Sayın Valim, Sayın Kulüp Başkanımız, değerli protokol hepinize hoş geldiniz diyorum. Biz burada Sultan Gazi ilçemizin ismini taşıyan Sultan Gazi Spor Kulübü'nün bugün açılışına, sezon açılışına katılarak gerçekten heyecanlıyız. Çünkü ilk defa belki bir sezon açılışına katılıyoruz Sultan Gazi'de. İnşallah bu havayı da takımımızla, hocamızla, hem başkanımız hem yönetimimiz 550 bin nüfus olarak bizler de her zaman kulübümüzün yanındayız. Taraftar olarak tribündeyiz. İhtiyaç halinde de her zaman beraberiz inşallah. İnşallah yolun sonu şampiyonluk olur diyorum. Organizasyonla emeğe geçen herkese teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Biz aslında bu dostluk halkasını dostluk grubunda paylaşıyoruz Mustafa Yiğit organizasyonda. Mustafa kardeşime de ayrıca teşekkür ediyorum. Hamdolsun bu ilçede bu muhabbet, bu samimiyet var. Fikrini paylaşmak isteyen değerli dostumuz varsa hanımefendilere özel olarak teşekkür ediyoruz, kıymetli ablalarımıza, kız kardeşlerimize. Onları her zaman tribünde görmek istiyoruz. Onların tribünde olması, küfürsüz sloganlar, birlik beraberlik çağrısına büyük katkı olacak inşallah. Örnek bir tribünle de inşallah bu sezonu tamamlayacağız. Halil Bey var mı Sayın Vekilim? Fırat Bey? Mahmut abi var mı söylemek istediğin? Abi sen ne dersen ol, sana itirazımız yok. Peki. O zaman biz bizeyiz Salih. Salih diyor ki ben tribünde konuşuyorum sağda. Bir iki kelam etmek istersin. Dur Salih. Bu senenin sloganları belli mi? Sayın Valim, kıymetli kulüp başkanım, geçmiş dönem kulüp başkanlığımızı yapan saygıdeğer başkanlarım, sivil toplum kuruluşlarının saygıdeğer başkanları, ilçemizin güzide insanları ve kulüpler birliği başkanımız. Öncelikle Sultan Gazi Spor sezon açılışımız hayırlı olsun. Biz taraftarlar olarak bize her zaman şu söylem düşer. Biz ana sponsordan hiç bıkmadan, hiç yılmadan transfer isteriz. İstediğimiz transferlerde hep çilek olur. Çünkü Ercan Karabayır'a, Karcan ailesine de o yakışır diye düşünüyorum. O yüzden şimdi sol taraf zaten Allah'a şükür burada problemimiz yok, cepte. Önemli olan arkadan gelecekler. Zaten Allah'a şükür burası on numara oynamazsın Ercan amca. Bir onluk bir çek yazarsın bir 7-8 tane. Ben Memdu hocama da tekrar geldiği için çok teşekkür ediyorum. Kendisinin kalitesini tartışmaya gerek yok. Futbolcu kardeşlerimize de sakatlıksız bir sezon geçiyorum. İnşallah Rabbim sonunu güzel eyler. Öncelikle sakatlıksız ve kupa kaldırmak nasip olur. Tüm camiamıza yeni sezon açılışımız hayırlı olsun inşallah. Abi burası öyle ki izleyenler de A takımda oyuncak kafesinde. Eyüp Bey, Mikail Bey, bakıyorum Hamza Bey, her an hazırız gibi. Bilmiyorum artık o başkanların işi. Değerli sponsorlarımıza bir çiçek takdimimiz varmış. Usüldendir, adettendir. Kıymetli başkanım, sayın valim müsaadenizle değerli sponsorlarımızı buraya alalım. Değerli kulüp başkanlarımızı da çiçek takdimimiz olacak. Evet, öncelikle ana sponsorumuz sayın... Evet, Sultan Gazi Spor'un sezon açılışındayız. Yanımızda takımımızın ana sponsoru Sayın Ercan Karabayır var. Başkanım, ana sponsor olduk. Geldiler. Bize çocuklarımız bizim için kıymetli. Semtimizi seviyoruz. Bu ülkede yaşadık, doğduk, büyüdük, geliştik. Sultan Gazi bizim için kıymetli. Öyle bir teklif ettiler. Biz de neden olmasın? Evet, şimdi yanımızda takımın ana sponsorlarından Karabayır Yapı'dan Emrah Karabayır var. Sezonla ilgili bir şeyler söylemek ister misiniz? Sezonla ilgili söyleyeceğim şey, bize gelip projeyi anlattılar. Biz de bu çorbada tuzumuz bulunsun istedik. Bu projede yer almaktan gurur duyuyoruz. İnşallah arma için, savaşanlar için 3. lige çıkacağız bu sene. İnşallah. Evet. Genç ve yeni sponsorlarımız var. Umarım Sultan Gazi Spor başarıya ulaşır. Teşekkür ediyoruz. Ben. Evet, Karabayır Yapı'nın diğer ortağı Sayın Hasan Karabayır ile birlikteyiz. Takımın iki ana sponsoru var. Evet. Diğer sponsor da yabancı değil gerçi, amcanız sanırım. Siz sezonla ilgili bir şeyler söylemek ister misiniz? Sezonla ilgili 2016 yılında finale çıkmıştık. Olmadı ama o yarım kalan davayı inşallah bu sene tamamlayacağız. İşimizi tamamlayacağız. Allah'ın izniyle işimizi tamamlayacağız. Allah'ın izniyle inşallah bu sene, yani gelecek sene 3. ligde top oynamaya başlayacağız. Destek vereceğiz. Tam i̇nşallah, destek. İnşallah. Sultan Gazi Spor Kulübü'ne de başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun.
Yanımızda Sultan Gazi Spor'un 12. adamı var. Evet abi. Belki de bu takımda en çok emeği olan insanlardan biri. Allah razı olsun. Salih bizim kardeşimiz, canımız, ciğerimiz. Allah Salih, sezonu, takımı, senin Taraftarlar Derneği Başkanı olarak, başkan mısın, Hamza mı başkan? Ben başkanım abi. Sen başkansın. İlçeden istediklerini, hepsini böyle kısa bir özetini alalım. Şimdi öncelikle bugün sezon açılışı yapıldı. 2022-2023 sezonuna güzel bir havayla girildi. Altyapıdan oyuncular, iyi transferler, iyi hocalar. İşte camianın kısmı burada, bürokrasilerimiz buradaydı. İyi bir açılış oldu. Şimdi Sultan Gazi'de spor birleştirici bir etken. O yüzden Sultan Gazi ilçemizde bulunan saygın iş adamlarımızı, taraftarlarımızı, ailelerimizi muhakkak bu çevrenin etrafında olmaları, içerisinde olmaları camiamıza ve ilçemize değer katacaktır. O yüzden inşallah herkesi Sultan Gazi Sporumuzun etrafında bekliyoruz abi. Salih, bir pandemi süreci yaşandı. Evet. Maçlar seyircisi oynandı, oynanmadı. Biraz özledik sahaları. Çok özledik. Tadı tuzu olmadı. Hı-hı. Hiçbir türlü tadı tuzu olmadı. Yani çünkü taraftarsız bir futbol sahası. Nasıl söyleyeyim? Yani ya yetim bir evlat gibi diyeyim ya. Çünkü hep bir eksik, hep bir eksik, hep bir eksik. O yüzden inşallah bu sene o haseti gerek kulüp başkanımız Osman Cengiz'le, gerek yönetimimizle, gerek taraftarımızın iç işleyişiyle bu tarz sorunları, sıkıntıları, pandemi olsun, birlik beraberliği sağlayıp en büyük hedefimiz tekrar aynı atmosferi yaşamak olacak inşallah. Coşkulu Sultan Gazi Spor taraftarını özledik. Temennimiz o. Umarım ama bu sene yaşarız. Evet, ama yöneticilerimiz kendilerini geliştirsinler. Evet. Gençlerine sahip çıksınlar. Temennimiz de o. Peki, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sultan Gazi Spor'un yönetiminden Sayın Abdurrahim Tanas yanımızda. Başkanım, yeni sezonu değerlendiriyoruz. Bugün açılışı yaptık. Yeni sezonda ilçenin sizden bekledikleri var. Artık 3. lig istiyorlar. Öyle bir takım kuruldu mu? Bu sene 3. lige çıkar mıyız? O sene, bu sene mi? Hüseyin Bey, öncelikle bu röportajınız için teşekkür ediyorum. Tabii Sultan Gazi'ye yakışan, işte büyük şehirlere eşdeğer 530 bin, 550 bin nüfusu olan bir ilçe olma hasebiyle şampiyonluk Sultan Gazi'mize yakışır. Uzun süredir biz bu şampiyonluğu bekliyoruz. İnşallah bu yıl 2022-2023 yılı Sultan Gazi'mizin şampiyonluk yaşayabileceği bir yıl olmasını temenni ediyoruz. O yıl, bu yıl diyoruz inşallah. Başkanım, bu sene bir de gözlemlerimiz o yönde. Altyapıdan oyuncularımız var. Yani Sultan Gazi'nin çocukları var. Bunun üzerine bir de başarı gelirse herhalde biraz daha pekişir, değil mi? Tabii ki şimdi sağ olsunlar, işte teknik ekip altyapıdan gereken, işte başarıya aç olan, kendisini kanıtlamak isteyen veya başarılı olmak isteyen sporcu arkadaşlarımızı bulup çıkarıp inşallah onlar da işte bu kendilerini kanıtlama peşindeler, şansı yakalamış olurlar. İnşallah başarılı olacağız diye bu yıl düşünüyoruz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet, Sultan Gazi Spor'un sezon açılışındayız. Başkanımız yanımızda. Başkanım, hayırlı olsun öncelikle. Eyvallah, çok sağ olasınız. Güzel bir program oldu başkanım. İnşallah sonu da güzel olur. Evet, yani güzel başladık sağ olsun. Hem altyapımızla, hem A takımımızla, hem yönetimimizle, hem gönüldaşlarımızla beraber güzel bir açılış yaptık. Açılıştaki niyetimiz inşallah bu havayı yıl sonuna kadar taşıyıp yıl sonunda da göğüs ipi göğüslemek. Bütün niyetimiz bu. Tabii bu bir sonuç değil, bu bir amaç. Eğer Sultan Gazi Spor Kulübü'nü buradan profesyonel lige taşırsak, bu ilçenin çocukları için bir hedef göstermiş olacağız. Profesyonel olabilme imkanı vereceğiz ve bu çocuklar bu hedefe doğru çalışacaklar. Bizim yüreğimizde yatan aslında bu çocuklara bu hedefi gösterebilmek. Bu ikinci döneminiz başkanım. İlkinde kaçırdığımız, finalde kaçırdığımız bir sezon var. Evet. Şampiyonluk var. Evet, aslında yarım kalan işimiz tamamlayacak. Son 4 dakikaya kadar şampiyonduk. Son 4 dakikada. Tabii futbolun, diyoruz ya, belki heyecanlı tarafı bu, belki güzel tarafı bu. Her an her şey olabiliyor. Bu son 4 dakika değil, son 4 saniyede olabilir. Son 4 dakikada kaçırdığımız bir şampiyonluk, daha doğrusu 3. lige çıkma maçımız vardı. Orada yarım kaldı. Biz de çok yorulmuştuk. Ara verdik.
Tekrar hocamızla beraber, yönetimimizle beraber Sultan Gazililerle özellikle kenetlenerek bu yarım kalan işimizi biraz önce söylediğimiz amaçlar doğrultusunda gerçekleştirmek istiyoruz. Rabbim de nasip ederse, kısmetimizde de varsa inşallah senenin sonunda ipi göğüsleyen taraf oluruz. Hüsnü niyetle, iyi niyetli olarak biz çalışıyoruz. Güzel bir takım mühendisliği yaptık. Güzel bir takım oluşturduk. Hocalarımızla beraber, yönetimimizden beraber. İnşallah bu çalışmalar, bu emekler meyvesini verir ve biz de Sultan Gazi'ye güzel bir sezon hediye etmiş oluruz. Başkanım, hep başkanlardan istenir. Bu kez size soralım. Sultan Gazi'den istediğiniz. Sultan Gazililerden istediğimi söyleyeyim. Tribünleri doldurmaları. Evet. Takımlarına sahip çıkmalı. Evet. Sultan Gazi Spor Kulübü'ne sahip çıksınlar. Tribünleri doldursunlar. Bizim onlardan tek istediğimiz bu. Başkanım, başarılar diliyoruz. Sağ olun. Çok i̇nşallah teşekkür ediyorum. İnşallah bu sene o sene olur. İnşallah. İnşallah bu sene o sene olur artık. Çok teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Sağ olun. Sultan Gazi Spor'un eski başkanlarından Sayın Fırat Karabalık yanımızda. Başkanım, sezon açılışını yaptık. Sizin de gözlemleriniz olmuştur. Altyapıdan oyuncular gördük. Henüz başındayız olayın. Belki forma bulabilecekler, belki bulamayacaklar ama futboldan daha iyi anlıyorsunuz bizden. Estağfurullah, estağfurullah. Size nasıl değerlendiriyorsunuz Sultan Gazi Spor'un? Öncelikle yeni sezon hayırlı uğurlu olsun. Güzel bir açılış, güzel bir organizasyon. Mevcut başkanımız Osman Cengiz ve ekibi belli ki çok titizlikle, ince lipsi dokuyarak bir takım oluşturmuşlar. Mendo Hoca çok deneyimli, iyi bir hoca. Ekibiyle beraber de işin başına getirmişler. Umarım, inanıyorum ve Sultan Gazi aşkıyla da istiyorum ki bu sene namağlup lider olup 3. lige çıkalım. Ben 2018-2019 sezonunda kulübün başkanı olduğumda, o zaman siz değerli basın mensuplarıyla bir kahvaltı yapmıştım. Size bana bir soru gelmişti. Hedefleriniz nedir diye. Ben hedefi Süper Lig demiştim. Bu da çok uzak değil. Pazar günü işte Ümraniye Fenerbahçe'yi gördük. Ümraniye bizim gibi bir ilçe, Başakşehir. Bir sürü örnekler var İstanbul'da. Sultan Gazi neden olmasın? Bugün bana yine sorsanız Sultan Gazi'nin için koyacağınız hedef nedir? Ben Süper Lig koyarım. İnanıyorum ki şu anda da mevcut başkanımız Osman Cengiz ve ekibi de böyle koymuştur. Böyle bir hedef koymuşlardır kendilerine. Ama takım çok genç. Altyapıdan gelen iyi kardeşlerimiz var. Koşan oyuncular var. Geçen sene oynadıkları kulüplerde başarı elde etmiş kardeşlerimiz var. Umuyorum, inanıyorum inşallah bu sene de Sultan Gazi bu kardeşlerimizle beraber bir üst lige, üçüncü lige, artık profesyonel lig istiyoruz. Profesyonel lige çıkarız. Bu sadece futbolcu kardeşlerimize, tabii ki siz de futbolu çok iyi biliyorsunuz, olmaz. Burada bütün STK'ların mutlaka tam destek vermesi lazım. Ama her şeyden önce bu ilçenin belediye başkanı ve ekibinin bu işe gerçekten gönüllü bir şekilde destek vermesi lazım. Yani belli bir miktar para verdikten sonra artık hani değil, sahada olacak, tribünde olacak, deplasmanda olacak. Yani belediye başkanımız ve ekibi Sultan Gazi Spor Kulübü'nün artık profesyonel bir lig takımı olmasını istiyorsa, Sultan Gazi'de prof bir takım olmasını istiyorsa, diğer kalan 14-15 tane kulübümüze de faydası olacağına inanıyorsa, futboldan biraz ilçe katkı olacağına inanıyorsa, bu sene ya Allah bismillah deyip bu taşın altına elini, hatta gövdesini sokması lazım. Biz eski başkanlar olarak, eski yönetici kardeşlerimiz, mevcut başkan ve yönetimi zaten şu anda bununla ilgili her türlü çalışmayı yapıyor. Biz üzerimize düşen her zaman maddi manevi yaparız. Yaptık, yapmaya da hazırız. Ama bizlerin yapmasıyla, mevcut geçmiş mevcut yönetim ve geçmiş başkanların yaptığıyla gidebildiği yer bellidir. Çünkü örnekleri belli. Bugün belediye spor kulüplerinin neredeyse tamamı süper profesyonel liglerdi. Yani belediye başkanımızın artık öyle uzaktan bakma zamanı değil. Bizzat mutfağa inecek, mutfakta bizzat sunuma da çıkacak. Sultan Gazi profesyonel yapmak için elinden geleni her şey yapacak. Çünkü bu ilçenin en büyük bütçesi onda, en büyük imkanlar Sayın Belediye Başkanımızla. Artık onu her yerde görmek istiyoruz.